Şencer Aytek. Yanına bırakmayacağım hiçbir şeyi. Bir gün en beklemediğin anda hepsinin bedelini ödeyeceksin. Abla ilaçlarını alıyorsun, ihmal etmiyorsun değil mi? Tabii canım, alıyorum, alıyorum. Merak etme. Ben iyiyim, gayet iyiyim. İyi ol ablacığım tabii. Bizim sana ihtiyacımız var. Hiçbir şey için canını sıkma, tamam mı? Sağlığından da önemli değil. Canım benim. Bak eniştem de çıktı ne güzel. Oo, misler gibi şimdi. Ay, çok şükür de Ceylin. Yani tam kızıma kavuştum derken. Yani şu başımıza gelenlere bak. Elim kolum bağlı, böylece kala kaldım. Çok canım sıkılıyor Ceylin. Ya ben ne zaman Ecem'e sarılacağım? Ne zaman onu öpüp koklayacağım? Of! Hele yani insan bile bildiği zaman onun başka evde kalması, başka bir kadına anne demesi çok zoruma gidiyor. Haklısın ablacığım. Bak bu DNA testi çıksın sonuçları. Bundan sonra hep ikiniz berabersiniz. Hiç ayrılmayacaksınız. Biliyor musun tatlım benim? Biliyorum. İnşallah. Da benim sabredecek halim kalmadı. Ben zaten yıllarca acımı içime gömüp sabrettim. Yeter. Hoş geldin, hayırdır? Sencer Bey'i çağırdı baba. O yüzden geldim. Ha. Kararlısın yani. Çalışacaksın onunla. Kararlı falan değilim baba. Mecburum. Ne mecburiyeti oğlum? Siz Nehir'le konuşmadınız mı? O ne diyor? Baba, Nehir'le ayrıldık. Nasıl? Niye? Baba, sen mi soruyorsun? Neler oldu biliyor musun? Oğlum tamam, bazı sorunlar yaşadık ama... Baba, Sencer Bey yüzünden Nehir neredeyse senin onun babasının katili olduğunu öğrenecekti. Bizim Nehir'le birlikte olma şansımız artık yok baba. Ve bu şansı elimizden sen aldın. Onun babasını öldürerek. Bizim Nehir'le ilişkimiz babasının öldüğü gün bitti baba. Neyse, işimize dönelim. Neden çağırmış beni bir bakalım. Baba, soruşturma açıldığında ben de oradaydım. Ve hiçbir şey söylemedin Sencer'e. Sencer Bey bunu biliyor. Bu yüzden beni yanına aldı. Ve mutlaka bir planı vardır. En azından tutuklanmasının bedelini ödetecek. Ya sana ya bana. O yüzden dikkat et. O yüzden Nehir'i de unut. Bu işe karıştırma onu. Hah, hadi ablacığım, eniştemi de bekletmeyelim. Yolda sohbet ede gideriz. Tamam canım, beraber gidelim. Melek Hanım, şu telefonumu koydunuz değil mi? Evet. Tamam. Ay güzel kardeşim. Baba? Nehir? Sana yemek getirdim. Baba! Baba! Baba!
Kızım. Nehir. Nehir ne oldu kızım? Ne oluyor kızım, iyi misin Nehir? İyiyim anneciğim, iyiyim, merak etme. Ama çok bağırdın. Çok geldi sesin. Nehir. Anne sen bugün Yiğit amcayı gördün mü? Yok, arabası da yok aşağıda. Gelmedi herhalde. Benim onu görmem gerekiyor. O zaman iş yerinden izin alırım. Giderim yanına ben. Geldik Sencer'cim, geldik. Nerede kaldınız hanımlar? Buyurun. Kusura bakma canım. Ah, nefis görünüyor her şey. Şöyle ailece güzel bir kahvaltı yapalım. Oh. Yeni bir gün, yeni umutlar ve güzel bir gelecek bizi bekliyor. Her şey çok güzel olacak hayatım, merak etme. Hayatımın kadını. Kendine iyi bak yeter. Geçti gitti. Biraz strese yenik düştüm o kadar. Teşekkür ederim. Yok öyle yağma. Hani öyle geçti gitti falan yemezler. O kadar yoğun bakımda yattın abla. Abartma Ceylin. Hadi ama güzel şeylerden bahsedin. Biliyorsunuz ben o zaman daha çabuk iyileşirim. Evet. O yüzden güzel planlarım var. Aa, Sencer Aytekin. Seni plan yapmaktan men ediyorum. Bundan sonra daha az çalışacak. Ablamla bol bol gezecek ve güzel yerler keşfedeceksiniz. Evet. Güzel vakit geçireceğiz. Planlarım da o yönde zaten. Ama önce çocukları beklememiz gerekiyor. Onun için bu arada karnınızı doyurun bakalım. Olur. Emredersiniz efendim. Güzel kızım da geldi. Kusura bakmayın geciktim. Malum İstanbul trafiği. Biz de biraz geciktik. Bora nerede ya? Beraber değil miydin? Vallahi babacığım, Bora çok geç geldi dün akşam. Bence hala uyuyordur. Neyse. Bora olmadan da başlayabiliriz. Evet. Açıklıyorum. Bir planım var. Zor bir dönem geçirdik. Bazı haddini bilmezler. Kişisel hırslarının esiri olarak bana saldırdılar. Lütfen Sencer. Geride bırakalım artık şunları, ne olur. Bırak bu üzücü şeyleri. Yok. Olmaz öyle şey. Eğer birileri Sencer'i yıkmaya çalıştıysa ve bunu başaramadıysa, o zaman herkes Sencer'in yıkılmadığını görmek zor. Öyle değil mi? Benim babamı kimse yıkamaz. Aynen öyle. Bu yıl SMDR'nin 60. yılı. İşte bu yüzden bu cumartesi görkemli bir parti vermek istiyorum. Aa, bu cumartesi. Evet. Bu sebeple verilecek görkemli geceye eşimizi, dostumuzu ve en önemlisi de düşmanlarımızı çağıralım ve yıkılmadığımı gösterelim. Babacığım çok haklısın. Aynı zamanda da çok şanslısın. Çünkü benim gibi bir kızın var. Parti dediğin zaman kendini bana bırakacağım. Evet, organizatörümüz de hazır. Evet. Haklısın. Herkesin karşısına gururla çıkmalıyız. Bu görkemli geceyi de sevgili kızım Dilara düzenledi. Ne harika değil mi? Çok. Hadi ama artık bir şeyler yiyelim. Benim karnım çok acıktı. Sen hiç merak etme babacığım. Çatlayan çok olacak. Alper. Gel bakalım. Gel canım. Sonra birlikte çıkacağız. Önce şöyle bir otur. Size söylemem gereken önemli bir şey daha var. Alper bundan sonra benimle birlikte çalışacak. İstifa mı etti? Çok şaşırdım. Alper ailemize saldıranların yanında çalışmak istemedi. Yanıma geldi. Yıllardır içinde olduğu ailenin bir parçası olmak istediğini söyledi. Ben de bu durumda kabul ettim. Gerçi bazı yanlışları oldu zamanında ama elimizde büyüdüğü gerçeğini ortadan kaldırmazdı değil mi? Öyle Sencer Bey. Aileye geri döndü. Aferin canım. Hayırlı olsun. Hadi.
yaşananları anlamak mümkün değil. Onca ekip, emek, çaba nasıl olur böyle sonuçlanır? Avucumuzun içindeki Sencer Aytekin nasıl olur dışarı çıkar? Biri bana bunu açıklasın. Aramızda bir hain var beyler. Ve önce onu bulmamız lazım. Dosya daha gizliyken Sencer'in haberi olmuş. Efendim ben o konuyu araştırıyorum. Oldukça ilerledim. İlerleme Ozan, ilerleme. Sona gel, sonuçlandır. Emredersiniz efendim. Bu arada tabii... Tabii ne Ozan, tabii ne? Alper konusunda ne yapalım? Bu sürecin ardından birden ayrılması dikkat çekici değil mi? Ben ilgileneceğim. Deret Akan, bilimsel araştırmalar yapan bir bilim adamıydı. Yanlış kişilerin ayağına basmıştı. Biz eski dosttuk. O dönemler benim de devlette bazı dostlarım vardı. O gün Önder'in başının belada olduğunu öğrendim. Hemen eve gittim yardım etmek için. Ne oldu? Yiğit anlatmadı mı bütün bunları sana? Hayır. Anlatacak bir şey yok ki. Yılda iki kere gelir, abisini görür, okula döner. Abisinin hayatını kurtarmak için o gün eve koşarak giden bendim. Ama geç kaldım. Önder için geç ama baban için tam zamanında oradaydım. Onu kurtarabildim. Sen küçük bir çocuktun. Bütün bunlar olurken Yiğit neredeydi? Şimdi bana çıkmış, yıllar sonra o günlerin hesabını sormaya çalışıyor. Abisini kurtarmak için canımı koydum ortaya. Babanı da, seni de. Sonra Asu yavrusunu kaybetti, bir başına kaldı. Benim de iki yavrum var, anneleri yok. Asu'nun güveneceği, sığınacağı evi yok. Aldım yanıma babanı da. Başınızı sokacak sıcak bir eviniz olsun istedim. Sonra sen o kıskanç Yiğit'le birlikte olup beni hapse attın Alper. Aslında... Boş ver, bakacağız. Hepsine tek tek bakacağız. Babanı ara. Buraya gelsin. Emredersiniz. Dilara'cığım, kolay gelsin hayatım. Çok az zamanın kaldı. Sen hiç merak etme anneciğim. Harika olacak her şey. Biliyorum hayatım, becereceğini biliyorum. Teyze, sen de sakın telefonunu kapatma, bak arar yardım isterim. Açık açık benim telefonum, merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi canım benim, güle güle. Peri, peri. Raporlardan haber var mı? Ablacığım daha çıkmamış. Ya Mine benim çok eski arkadaşım. Kesin ilgileniyordur. Neyse zaten hiç önemli değil. Rapor mapor hepsi formalite. Ben kızı ilk gördüğüm andan itibaren... Nehir, yani gördüm ben. Ece'nin bakışları onlar. Ablacığım tamam, ben sana inanıyorum. Sana hak da veriyorum. Yani senin annelik hislerini de yabana atamam. Ama ne olursun bir kadına lafıyla hareket etmeyelim. En azından elimizde rapor olsun. Tabii ki canım, tamam. Ben bir şey demiyorum zaten. Ceylin, bak ne diyorum. Hani bu şey var ya, parti gecesi var ya. O gün benim de partim. 25 yıl sonra kızıma kavuşacağım. Ablacığım, şimdi nereden çıkarttın böyle bir şey? Canım yani hani ailemizin yani yıkılmayıp ayakta durduğunu gösterdiğimiz bir parti ya. Benim de yıllar sonra kızıma kavuşmamın partisi olacak o. Allah'ım inşallah ne kadar güzel bir şey olacak düşünsene. İyi de yani eniştem ne diyecek böyle bir şey? Ne diyecek canım, o benden daha çok sevinir. Düşünsene bu kötü günümde o 25 yıl boyunca kim vardı benim yanımda? Hep Sencer vardı. Tamam ablacığım, yani ne ara söyleyeceksin adama? Adam hapis yatıp çıktı. İyi ya işte, ona da moral olur. Ah ablacığım ya,
ne olursun bana müsaade et. Ne olursun. Yani şu raporun sonuçlarını alayım. Ondan sonra herkese söylersin ama raporun sonuçlarını almadan lütfen kimseye hiçbir şey söyleme. Sana söz veriyorum. İşe gitmeden önce ben Mine'nin yanına uğrayacağım ve işlemleri hızlandırmaya çalışacağım. Ama sen bu arada kimseye bir şey söyleme, olur mu? Söz mü? Tamam tamam, söz. Kimseye söylemeyeceğim. Ama lütfen cumartesi gecesi o rapor elimde olsun. Ben de çıkayım. Şöyle nehire bakayım. Böyle ona kızım olduğunu haykırayım. Herkesin içinde ona bir sarılayım. O gece benim en mutlu gecem olacak. Günaydın anneciğim. Günaydın, otur bakalım. Kaçtım ben. Olmaz öyle şey, hiçbir şey mi? Gidemezsin. Anne geç kalacağım. Al ama. Şunu Nehir, yolda. Tamam. Sağ ol, hadi bay bay. Günaydın Sema Hanım. Günaydın. Biz çalışanlar bu saatte işe gidiyoruz, biliyor musun? Kolay gelsin. Gece eve geliş seslerini duydum. Pardon abla, ses çıkarmamaya çalıştım. Sen sesi boş ver de kaçta geldiğini söyle bana. Abla arkadaşlarım vardı. Efendim olsun. Kaynakçı. Şirkete geçerken alayım mı seni evden? Birlikte geçelim mi? Yok. Benim adliyeye gitmem gerekiyor önce. Tamam, şirkette görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bye. Sorguda Yiğit Ece'yle ilgili şeyler sordu bana. Ne alakası varmış? Bilmem. Sen söyle. Böyle bir şey imkansız efendim. Yıllar önce bir adam çıktı karşıma. Ece'nin yaşadığını söyledi. Sen beraber yaptık dedin. Adamı karşıma getir dedim, öldürdün. Kapattın konuyu. Sustum. Yıllar sonra Yiğit Ece'nin yaşadığına dair şeyler söyledi. Bak, sana öyle şeyler yaşatırım ki beni öldür diye inlersin. Sencer Bey, demin dediğim gibi böyle bir şey imkansız. O kız öldü. Yiğit sadece yeğeninin öldüğünü kabullenemiyor. Tıpkı Asu Hanım gibi. Yeter! Karımla ilgili yorum yapmana kim izin verdi sana? Ben sadece... Tamam, uzatma. Beni Ece Mece ilgilendirmiyor. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmem. Ama Ece konusunun bir ucu Önder'e dayanıyor. İşte bu beni ilgilendiriyor. Bu yüzden de bu Ece konusu bir daha karşıma çıkarsa... oğlunla vedalaş. Amca. Nehir'cim hoş geldin. Hayırdır? Sizden bir konu hakkında yardım istemek için geldim. Tabii, konu nedir? Bu ne? Bu plakayı benim için araştırabilir misiniz? Nehir'cim, bu tür araştırmaları yapabilmemiz için geçerli bir şüphe lazım. Yetkimi keyfi kullanamam. Ama bu plaka... babamı vurup kaçan arabanın plakası.
Bir dakika, bir dakika. Bu plaka fotoğrafının senin cep telefonunda ne işi var? Hem nereden biliyorsun ki babana vuran araca ait olduğunu? Biliyorum. Yani çünkü hatırlıyorum. Babama vurup kaçtığı anı hatırlıyorum. O plakayı çok eminim. Gerçekten çok eminim. Sakin ol bak. Sakin ol, bir dakika. Şimdi öncelikle bu plaka fotoğrafının senin cep telefonunda ne işi var? Özel bir numaradan geldi. Hiçbir fikrim yok. Tamam. Sen şu kağıt kalemi al. Buraya kendi cep telefonunu yaz. Daha sonra sana gelen mesajın tarihini dakikasına kadar yaz. Sonra da bu plakayı yaz. Bakalım ne çıkacak. Ne sormuş beklemek Allah'ım, ne sormuş beklemek. Ceylin, ne oldu hayatım? Abla yoldayım, yeni çıktım. Tamam canım, tamam. Ben sadece merak ettiğim için aradım. Abla, lütfen sakin olup oturur musun? İnan bana, en hızlı şekilde haber vereceğim sana. Tamam, tamam canım, tamam. Uf Asu, bir sabret, ne olur bir sabret. Aa, Melek Hanım. Buyurun Asu Hanım. Bana o mavi paltomu getirir misin? Peki efendim. Çantamı da. Peki efendim. Ne zaman öğrenebiliriz? Nehir'cim, bu konular biraz hassas konular. Ben uygun bir şekilde araştıracağım. Söz veriyorum. Sana da cevap vereceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Nehir. Alper. O nasıl? İyi mi? Biz Alper'le bir süredir görüşmüyoruz. Ara verdik biraz. Anladım. Sen asla üzme kendini. Hiçbir şey için değmez. Hadi şimdi işine. Ben bu konuyla ilgileneceğim. Söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ulan Alper, sen ne altlar karıştırıyorsun? Alo. Bana Alper Günday'ın baktığı bütün dosyaları gönderin. Hemen. Yani sonuçları hızlandırmamız mümkün değil mi Mümineciğim? Ceylin'ciğim, laboratuvarı bekliyoruz sonuçta. Yani ben sadece sırayı öne aldım. Ha bir de sonuç raporlarını hızlandırabilirim. Ama yapabileceğim tek şey evrak işlerini hızlandırmak olur. Biliyorum, biliyorum tatlım benim ama sen de benim ablamı biliyorsun işte. Biliyorum. Hiç değişmedi değil mi? Yani bir ara iyiydi. Ama sonra psikiyatriste gitmeyi de bıraktı. Yani hayat da enteresan bir şekilde kadının acısını sıcak tutuyor aslında. Yani düşünsene, kadının bir tanesi çıkıyor, senin kızın aslında ölmedi, onu ben büyüttüm diyor. Çok zor. Çok zor. Zor ama... Yani Mireciğim, bunlar da zengin insanlar. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama hiç tanımadığımız bir kadının tek bir lafıyla da böyle hareket edilmez ki sonuçta. Ya olmaz tabii. Yani eniştem de çok sabretti bu konuda. Eğer ablam bir daha ortalığı karıştırırsa... vallahi eniştemin tepkisinden gerçekten korkuyorum yine. Haklısın yani. Mireciğim, biz yarın da bir gece düzenliyoruz. Ablam da tutturdu, ben bu gecede açıklamayı yapacağım diye. Öyle mi? Yani senin anlayacağın benim sadece 24 saatim var. Tamam canım, tamam. Hadi benim odama geçelim, gel. Avukat Bey, Alper'i dinlediniz. Bu adam bize kişisel bir kinle yaklaşıyor. Öyle gözüküyor Sencer Bey. Bunu mahkemede tam ispatlayabilirsek harika olur. Ne harika olur? Ben harikalar diyarında yaşamıyorum. Ben Yiğit'in ceza çekmesini istiyorum. Emredersiniz. Çalışın. Bütün detayları inceleyin. Alper artık bizimle. Ona bütün bilgileri sorabilirsiniz.
Size kolay gelsin. Alper sen kal. Nehir'le ilişkiniz nasıl gidiyor? Ne oldu? Baban yine sorun mu çıkartıyor? Ben halledebilirim. Sencer Bey, biz Nehir'le ayrıldık. Aa, ne gerek vardı? O mesaj yüzünden mi oldu bu? Yok yok, onunla bir alakası yok. Tamamıyla kendi aramızda. Bir ilgisi yok yani. Sen bilirsin. O gece yemekte benden yardım istemiştin. Gerçi benim yaptıklarımın pek faydası olmadı ama sonunda yine Yiğit'e dayanıyor ucu. Haklısın Sencer Bey ama Nehir... Tamam, tamam. Korkma. Her aklımdan sordum. Teşekkür ederim. Peki tekrar göndersek doktora iyi olmaz mı? Ya şu süreci bir atlatalım. Benim niyetim de aslında bu Mineciğim. Ama ilk önce bu raporu almam gerekiyor. Tutturdu Sencer'e söyleyeceğim diye. Sakın yapmasın öyle bir şey. Yani vallahi evden söz verdirtip çıkıp senin yanına geldim. Hemen de döneceğim. Ama söyler mi? Söyler. Hayır, bir de rapor eşleşmezse. Ya işte ben de bundan bahsediyorum ama kim dinliyor ki beni? Benim kızım o. DNA bile formalite diyor. Bir de bu süreç uzadıkça Mineciğim hayallerine öyle bir sarılıyor ki. Tabii canım. Onun sayesinde ayakta kalıyor. Biz bir psikiyatrist bulalım. Sen merak etme canım arkadaşım. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Biliyorum Mineciğim. Gerçekten biliyorum. Ama yani yarın düzenleyeceğimiz bu Sencer Bey için olan organizasyondan önce o raporun benim elimde olması gerekiyor. Baba. Neredesin kaç saattir sen Bora? Baba dün gece zor bir gece geçirdim. Uyuyamadım, sabah da uyanamadım. Nasıl zor bir gece ya? Ha? Hapse mi attılar? Sorguya mı çektiler? İftira mı attılar? Kameraların, milyonların önünde kelepçe mi taktılar? Neymiş zor olan ha? Neymiş zor olan Bora? İki tane çocuğum var. Hayatımın her saniyesini onların mutluluğuna adadım. Bu şirketi bu hale getirmek kolay mıydı sence ha? Hep yanımdaydın, gördün. Kolay mıydı? Evet. Kaç gece uykusuz geçti, kaç gün sizlerden ayrı geçti. Krizler, kavgalar, borçlar. Hapse bile attılar beni, hapse! Hayatım. Onların umurunda mı ha? Biri takmış kafayı restoran işletiyor. Biri nerede yattığı, nerede kalktığı belli değil. Bir tek babaları onları... Babaları onları... Sencer. Tamam. Sencer, hayatım. Hayatım, lütfen sakin ol. Lütfen. İyiyim. Lütfen. Bırak gençler hayallerinin peşinde koşsunlar. Bak ne güzel söyledin. Onların arkasında aslanlar gibi babaları var değil mi? Canım benim. Lütfen kendini üzme. Esas onların arkalarında harika bir anneler var. Alo, neredesin? Hazırlan hadi. Aynı yerde, evet.
Tüm davaları bunlar mı? Evet başsavcım. Alper'in bugüne kadar baktığı tüm belgeler. Çok iyi incelemek lazım. Bunların içinde bulacağız haini. Her şey bunların içinde. Benim de incelememi ister misiniz? Hayır hayır. Ben bakacağım. Yiğit Bey, bu arada öğrendiğimize göre Alper... Ne olmuş Alper'e? Sencer Bey'in yanında. SMD'de işe başlamış. Sencer. Geçen gün... Evet. Sana bir şey söylemem lazım. Söyle hayatım. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Bak Sencer. Oo, sürprize bak. Anne. Güya ben sürpriz yapmaya gelmiştim. Ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Parti için çalışıyorum baba. Gelişmeler var. Anne sen de parti için mi geldin yoksa buraya? Yok ben bir işim vardı. O yüzden uğradım. Bizim parti için kıyafet falan almamız gerekiyor değil mi? Doğru, o da var. Babacığım bu dosyada davetli listesi var. Bunları incelemen lazım. Bir de mekan için iki tane alternatif var. Onlardan birini seçersen ben de konsepti ona göre belirlerim. İstediğini çağırabilirsin kızım. Hatta herkesi çağırabilirsin. Konsept, monsept umurumda değil. Konsept şu. Aytekin ailesini kimse yıkamaz. Ayrıca yarın akşam sürprizlere hazır ol. Oo. Gel. Müsait misiniz? Gel bakalım. Buyur. Söyle bakalım. Neden geldin? Bak Yiğit. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz değil mi? Sen de az şeyler yaşamadın. Merak ettim seni. Nasılsın, ne oluyor? Bir konuşuruz diye düşünmüştüm. Ne kadar da düşüncelisin. Sencer'in bilgisi var mı beni merak etmende? Hiçbirimiz Sencer'in bir melek olduğunu söyleyemeyiz. Hatta benim şu dünyada tanıyıp da en sevdiğim adam olduğunu da söyleyemem. Ama hepimiz şu dünyada bir şeylere tutunmak zorundayız değil mi? Neyse. Bunların hepsi boş. Önemli olan bir tek şey var. Sen Ece'den bahsetmişsin. Ece yaşıyor olabilir mi gerçekten? Yani var mı böyle bir ipucu? Ece'yi önemsemek için biraz geç kalmadın mı Celil? Biz, Asu Hanım ve ben... Sencer Bey'in yanında hayata tutunabildik sadece. Ama Sencer'in yanına giderken biz Ece'yi unutmuş değiliz ki. Neyse senin öfkeni de anlıyorum aslında. Elinde şüphelerim var. Ama bunların hiçbirisi bizi suçlu yapmaz değil mi? Ne beni, ne Asu Hanım'ı, ne de Alper'i. Alper o yüzden mi SMDR'de işe başladı? Hayata tutunmak için mi? Alper'in neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, haberim yok. Zaten evden ayrıldı biliyorsun. Neyse, bunların önemi yok. Önemli olan şu Yiğit, sen öfkenle hepimizi uzaklaştırdın. Sencer'den şüphelenmen... Şüphe değil, Celil. Şüphe değil. Tanık var, kanıt var, delil var, belge var. Şüphe değil. Çok işim var, çalışmam lazım. Güle güle. Kolay gelsin. O zaman konuyu şöyle kapatıyorum. Böyle herkesin çok şık giyindiği balo kıvamında bir parti olacak. Böyle şık smokinler, uzun tuvaletler. Harika olacak baba. Her şey benim kafamda hazır. Sen hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Yani bazen kızdırıyor beni ama böyle sevimli sevimli hareketler yapınca da affediyorum. Diyorum işte hayatım, bırak gençler heveslerini alsınlar. Evet, öyle görmek lazım. Ama kızımız bir başka değil mi?
Şöyle etrafa bakınca bir başka havada o. Evet, kesinlikle. Annesi kim? Sen bana bir şey söyleyecektin. İyi haber mi, kötü haber mi? İyi haber. İyi haberi boş ver. Kötü habere bakalım. Pardon. Efendim Ozan. Sancar Bey, Yiğit durmuyor. Bu sefer de Alper'in peşine düştü. Hiç şaşırmadım. Düştüm bakalım. Bu arada babası geldi. Kimin? Alper'in. Ne işi var onun orada ya? Tamam. Kapat. Ben ilgileniyorum. Hayatım. Çok önemli bir konu. Benim gitmem lazım. Sen nasıl geldin? Çocuklar bıraksın seni. Sorun değil, sorun değil. Araç var. Sen işlerine bak. Sonra konuşuruz. Tamam canım, görüşürüz. Hadi, sıkma kendini, tamam mı? Nehir, Dilara, hadi gel bir şeyler içelim. Olur. Ben de zaten çok yorulmuştum. İyi gelir. Alper Bey, hemen dava açmamız gerekiyorken bu parti düzenlemek fikrini pek anlayamadım açıkçası. Sencer Bey, öncelikle kendine olan güvenini ve suçsuzluğunu toplumun karşısına çıkarak göstermek istiyor. Anladım. Kaçmayarak toplumun karşısına çıkmak çok önemli. Kamuoyunu bu şekilde oluşturmak çok büyük bir güç. Sibel Hanım, basına haber verdiniz değil mi? Evet Alper Bey. Hem basın toplantısı hem iki televizyon programı ile ilgili özel röportaj ayarladım. Gazete de önemli. Yazılı basına da haber verin. Peki. Haklısınız. Söz uçar, yazı kalır. Alper, konuşalım. Evet arkadaşlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Baban Yiğit'e neden gitti? Bilmiyorum Sencer Bey. Haberim yok. Ne altlar çeviriyor bilmiyorum ama senin yararına olmadığı kesin. Babam Yiğit amcanın eski dostu. Yiğit amca... Yiğit amca senin ensende. Hakkında soruşturma açığını abi. Peki biz bunu neden bugün babandan öğrenmedik? Bak, yarın akşam benim için çok önemli bir gece. Bir tatsızlık yapanı yakarım. Baban da dahil buna. Yarın akşam benim yeniden doğuşum olacak. Eğer bunu engellemeye kalkarsanız... Yiğit'in ihtiyacı olan delilleri vermekte hiç tereddüt etmem. Nehir, bu davet çok önemli. Sonuçta babamın hayatındaki en önemli gece. Eminim çok güzel ve kusursuz bir davet olur. Sen de geliyorsun değil mi? Ben bilmiyorum, emin değilim Dilara. Ya ne demek bilmiyorum, emin değilim ya? Hem bütün şirket çalışanları davetli. Ayrıca sen farklısın, sen benim arkadaşımsın. Hem de Alper'in sevgilisisin. Alper'le ne alaka? Ya Nehir ya. Sen de bazen böyle bilmiyormuş gibi yapıyorsun ya. Gerçekten güldürüyorsun beni. Ama ben yemem bu numaraları. Ne numarası Dilara? Alper artık bizim şirkette çalışıyor ya. Şimdi sen de iyice aileden olmuş oldun. Kahveniz hazır. Aa, Dilara. Merhaba Aslı teyze. Merhaba canım. Anneciğim, gidiyor musun? Evet canım, gidiyorum. Nasılsınız Aslı teyzeciğim, iyi misiniz? İyiyim hayatım. Teşekkür ederim. Anneciğim ya, Nehir'e bir şey söyler misin? Yarın akşamki partiye davet ediyorum, ben gelmeyeyim falan diyor.
Tabii ki geleceksin. Hem de öncelikle benim davetlim olarak geleceksin. Ya ben... Tamam. Hiç böyle mazeret falan istemiyorum. Yarın akşam görüşürüz. Yarın akşam hepimiz için çok iyi olacak. Canım Ecem, yavrum, ne zor şu an sana sarılmadan durmak. Kendimi öyle zor tutuyorum ki, yarın her şey bitecek. Yeni hayatımız başlayacak, birlikte olacağız artık. Başsavcım, Alper'in gözaltında bıraktığı iki adam var. İkisini de araştırdım. Gözaltından çıkmadan evvel şirketleri Sencer'le anlaşmış. Anlaşmaya takiben savcılık takipsizlik kararı vermiş. Bilin bakalım kimin imzası var. Alper Günday. Aynen öyle. Alper Sencer'in yanında çalışmaya başlamış. Doğru mu? Evet Yiğit Bey, başladı. Bu bile yeter bize aslında. Yetmez başsavcım. Çok uyanık bu Sencer. Resmi giriş yapmadı. Tanımlı bir görevi yok. Peki Alper bu şirkete girip çıkmıyor mu? Babası evde hizmetli zaten. Peki Hakan. Bu parti neyin nesi? Haberin var mı? Gövde gösterisi. Bir gazeteci bir arkadaşımla konuştum. Emir yukarıdan dedi. Yani zoraki röportaj. Mağdur oynuyor Sencer. Toplum nezdinde aklanma. En iyi bildiği iş. Biz de onu o zaman gerçek yüzünü toplumun gözünde gösteririz. Hakan, Alper'in park cezalarına kadar her şeyi istiyorum. Sencer'in etrafındaki herkesi istiyorum. Celil'in, Alper'in, Bora'nın. Bütün açıklarını topla. Hepsini istiyorum. Önce etrafını temizleyeceğim Sencer'in. Sonra sıra yine Sencer'e gelecek. Parti dediğin böyle olur. Nehir, bazen kıskanıyorum seni. Neden? Annem belli ki seni çok seviyor. Korkuyorum vallahi bir gün seni benden daha çok sevecek diye. Olur mu öyle şey? Annen çok iyi bir insan. Ben de onu çok seviyorum. Ya bu arada geçen gece için çok teşekkür ederim. İyi ki sen yanındaydın annemin. Sabaha kadar da bekledim bizle hastanede. Vallahi hakkını ödeyemem. Rica ederim. Eğer ben o durumda olsaydım eminim sen de aynı şeyi yapardın. Neyse şu partide biraz tecrübe kazanayım da. Alper'le sizin düğününüzü de ben organize ederim artık. Dilara. Biz Alper'le ayrıldık. Ne? Öyle işte. Ya saçmalama Allah aşkına Nehir. Hayır siz o kadar insanı karşınıza aldınız, mücadele ettiniz. Bu kadar yıl ayrı kaldınız. Ya filmlere konu olacak aşk hikayesi böyle biter mi? Demek ki bitiyormuş. Bazen öyle olması gerekiyormuş. Yok yok, olmaz öyle şey. Siz şimdilik kimseye hiçbir şey söylemeyin. Yani ara vermiş gibi düşün. Şu parti bir bitsin, bunu konuşacağız. Kızlar merhaba. Bir espresso olabilir mi? Kızlar, parti hazırlığı mı? Herkesten önce senin haberin olmuştur kesin. Kaçar mı? Parti varsa ben de varımdır. Bak Oğuz, ciddi parti söyleyeyim. Yani böyle kot tişörtle olmaz. Bak bir takım falan al ya da kirala istersen. Çünkü konsept böyle. Yani biz şimdi uzun tuvaletlerle böyle deniz kızı gibi ortalıkta dolanırken böyle gelirsen olmaz. Ay benim mekanla toplantı saatim gelmiş bile.
gitmem lazım. Nehir bak, bu konuyu konuşacağız. Sen de şık gel. Hadi görüşürüz. Espressonuz hazır. Teşekkür ederiz. Of. Dayanamadın değil mi? Ay nasıl anlatayım sana, yani içim içime sığmıyor. Sanki bilmediğim zaman daha kolaymış. Hak veriyorum ablacığım, anlıyorum da. Anlayamazsın Ceylin. Hele ki o ilk gördüğümde gözlerimin içine bir bakışı var. Öyle kızım diye sarılasım geliyor. Ama yapamıyorum işte. Ne zaman çıkacak bu rapor? Abla gerçekten konuştum Mine'yle. Hızlandıracakmış, söz verdi. Neyse. Zaten Sencer'le de konuşamadım. Derdi tasası bitmiyor ki adamın. Bora onu çok üzüyor. Çok. Hemen gidiyor musun? Evet. İşe dönmem lazım. Bu aralar çok tuhafsın Bora. İlgisizsin. Benimle hiç ilgilenmiyorsun. Başlama yine ya. Biraz dur. Sohbet edelim. Ne bileyim, dışarıda bir kafede oturalım, kahve içelim, sinemaya gidelim. Normal sevgililer gibi takılalım azıcık. Hep böyle otel köşelerinde mi buluşacağız? Bak kızım, ben koskoca bir holding yönetiyorum, tamam mı? O dediğin şeylere hiç vaktim yok benim. Bunu bulduğuna şükret. Beni ne zaman ailenle tanıştıracaksın? Daha vakti gelmedi. Ne zamandır birlikteyiz Bora? Saklamanın ne manası var? Ben çok sıkıldım artık bu durumdan. Bak ailecek çok zor günlerden geçiyoruz. Daha babam yeni gözaltından çıktı. Bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Tamam işte, ne güzel. Ben destek olurum size. Senin babam benim babam. Hem ablam da yabancı değil, sizin şirkette çalışıyor. Ailem birlikteliğimizi öğrenirse hoşlarına bile gider bence. Sen neden saklamak istiyorsun anlamıyorum. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim zaten artık bu girişle. Tamam hayatım, tamam. Sonra konuşuruz bunları. Sen sıkma canını. Ben şimdi işe döneyim. Sen de durma burada. Sana verdiğim kartla alışverişe git, gez toz, kafanı dağıt. Çözeriz her şeyi, tamam mı? Kaynakçı, partiye hazır mısınız bakalım? Ben emin değilim Oğuz ya. Aa, o niyeymiş? Şimdi Dilara çok konseptli bir parti olacak falan bir şeyler söyledi ama ben kasılırım. Bana göre değil o ortamlar. Bir kere şuna emin ol. Benim olduğum böyle ortamlarda asla korkma. Çünkü ne yaparsan yap benden daha saçma bir şey yapamazsın. Yani senin yanında olmam yeterli diyorsun. Evet, hep yanımda ol. Ama sevgilin gelip yanımdan alıyor benim. Neyse. Sen yine de yanıma gel. Alper gelene kadar birlikte dururuz. Tamam. Görüşürüz. Hayırlı olsun yeni işin. O kadar hızlısın ki sana yetişemiyorum bile. Neyse. Artık daha çok görüşürüz. Görüşürsünüz. Benim gitmem gerekiyor. Oğuz, sözlerine dikkat et. Oo, savcı kızdı. Pardon, eski savcı kızdı. Sana birçok kez şans tanıdım. Ama sen bunu anlamak istemedin. Oraya da aynı şansı tanıdın mı? Ya çünkü beraber çalışıyorsunuz ya.
odasına çay kahve falan götürüyor musun? Oğuz. Sana yıllar önce de söylemiştim Alper. Sana esas şansı veren benim. O ailenin yanından ayrılacaksın demiştim Alper. O yüzden dikkatli ol Alper. Dikkatli ol. Siz okuldayken de böyle fısır fısır kulaktan kulağa oynardınız. Bir de neydi o saçma oyun? Ha, uzun eşek. Hani insanların böyle eşek gibi birbirini taşıdığı oyun. Oynasınız da şu köşede. Hatta çağırın şuradan birkaç tane de işçi. Eğlenirsiniz ha. Hadi görüşürüz. Ha, bu arada birbirinizle çok yakınlaşmayın, millet yanlış anlar ha. Zehir Hanım. Evet, buyurun. Sema bugün dershaneye gelmemiş. Sizi bu konuda bilgilendirmek istedik. Anladım. Ben ilgilenirim. Nehir, odama gel. Geliyorum Bora Bey. Ben şu an iş yerindeyim. Kapatmam gerekiyor. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Direkt konuya gireceğim. Bu sevgilin ne hatlar karıştırıyor senin? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Babamı tutuklamaya kalkarken senin haberin yok muydu? Ekmek yediğin insanlara karşı teşekkürün böyle mi? Benim bir savcılık soruşturması ile ilgili ne gibi bir fikrim olabilir ki? Hayır, bilsem de ne yapabilirim? Niye çalışmaya başladı burada? Bilmiyorum. Ne biliyorsun sen? Kardeşlerin vardı değil mi senin? Onu da mı bilmiyorsun? Var, evet. İki kız kardeşim, bir de abim var. Sen mi geçindiriyorsun onları? Evet. Kardeşlerin sana yardımcı olmuyor mu? İki kız kardeşim okuyorlar zaten hala. Erkek kardeşim de bir türlü işi tutturamadı. Onu iş arıyorum. Bak, bizim şirkette sevgili ilişkisi pek hoş karşılanmaz. Alper'le hareketlerinize dikkat edin. Tamam. Çıkabilirsin. Sencer Bey, size söylemem gereken bir şey var. Seni dinliyorum. Oğuz'la ilgili. Oğuz küçüklüğümüzde sizden nefret ederdi. Ne zaman yalnız kalsak bir gün sizden intikam alacağını söylerdi. Üzerinden yıllar geçti. Ama düşüncesini değiştiğini zannetmiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama asıl dostlarından korkmalısın. Düşmanlarından değil. Düşmanlarına karşı hazırlıklısındır. Ama dostlarına karşı değil, bunu unutma. Sen Oğuz'u merak etme, ben onunla ilgilenirim. Düşmanın belli olduktan sonra kolay, önlem alırsın. Anladım. Ben sadece sizi uyarmak istedim. İyi, iyi. Onun bir dedesi vardı. Yeni bir şirket kuruyormuş galiba. Bir incelet bakalım. İlla bir hata yapacaktır o yaşlı bunak. Tamam efendim. Dede, bak çok tuhaf şeyler oluyor. Bu Alper'in ne işler çevirdiğini anlayamadım bir türlü. İki gün önce adamı tutuklamaya kalktı, şimdi yanında çalışıyor. Peki bu Sencer niye bunu yanına aldı? Oğuz, sen Sencer'i hala tanıyamamışsın. İyi de dede, çok tuhaf değil mi? O zaman neden öncesinde engelletmedi tutuklamayı? Madem her şeyi biliyordu. Hem başsavcı Yiğit çok emin görünüyordu. Bak Oğuz, Sedat diye bir adam var.
başsavcıya söyle. Onu bulup konuştum. O Sencer'in bütün pis işlerini ve o işlerden nasıl yırttığını iyi bilir ve o anlatır. O zaman ben acele istemiyor olurum. Dur canım, acele etme. Çaylarımızı bitirelim. Anne, bu kız neden böyle yapıyor? Ben o dershanenin parasını ödemek için canımı dişime takarak çalışıyorum. Bilmiyorum Nehir, bilmiyorum. Geldiğinde kendisine sorarsın. Selam herkese. Neredesin sen? Dershanedeydim işte, yeni geldim. Yalan söyleme. Beni dershaneden aradılar. Gitmemişsin bugün. Neredeydin? Sema, cevap versene, neredeydin? Gitmedim işte abla. Önemsiz dersler vardı. Ben de bir görüşmeye gittim. Ne görüşmesi? Geleceğimle ilgili çok önemli bir görüşme. İnan bana, derslerden daha önemli. Bu elbise nereden çıktı? Ne zaman aldın sen bunu? Arkadaşım hediye etti. Sema kim hediye etti? Kimle buluştun? Ne işler çeviriyorsun? Söyler misin? Sana ne? Düzgün konuş ablanla. Anne, sen de onu durdur o zaman biraz. Annemiz gibi davranmasından bıktım. Sen bile bize böyle davranmıyorsun. Baksana şu hareketlerine bak, gardiyan gibi. Ben odama çıkıyorum. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler Melek. Sağ ol Melek. Yani sen bekle. Söyleme Sencer'e diyorsun, öyle mi? Ablacığım, sen bana güven. Yani sonuçta şimdi direkt eniştemin yüzüne böyle bir şey söylersen aranız gerçekten çok kötü olur, eminim. Çünkü senin daha önce de hani böyle... Daha önce de bazı hezeyanlarım oldu. Onu mu söylemek istiyorsun Ceylin? Ya yok abla, ben öyle... Tabii tabii. Ben anladım ne demek istediğini. Aslında mesele Sencer falan değil. Sen de Nehir'in benim kızım olduğuna inanmıyorsun değil mi? O yüzden o raporları bekliyorsun. Abla, en doğrusu böylesi. Yani eğer gene yanlış bir şey olursa... Bak, bu sefer eniştemle tedavi edilemeyecek yaralar açılır aranızda. Ben bundan korkuyorum. Yarın akşam sen bile bana engel olamayacaksın Ceylin. Oraya çıkacağım. Nehir'in kızım olduğunu haykıracağım. Yarın akşama kadar da raporu gelmezse, hiç gelmesin daha iyi. Afiyet olsun. Bugün neredeydin? Şey efendim, Yiğit'e gittim. Neden gittin Yiğit'e? Şey, siz sabah Yiğit'in söylediklerini anlatınca benim de içime bir kurt düştü. Sonuçta bizim... Eski hukukumuz var. Ben de belki ağzından bir laf alırım diye Ece mevzunu konuşmaya gittim. Ne dedi? Onun Ece ile bir alakası yok efendim. Hem zaten bildiği bir şey diyor. Rahat olun. O öyle bir şekilde kafayı size takmış, saçma sapan konuşuyor işte. Konuşsun bakalım. Ona öyle şeyler yapacağım ki aklı başına gelecek. Demek neden söyledi? Evet, o dediyse vardır bir bildiği. Peki, sen neden düşmansın Sencer'e? Başsavcım, ben de sizin gibi sevmiyorum Sencer'i. Hele dedeme yaptıklarından sonra... Yanlış düşünüyorsun delikanlı. Benim Sencer'le aramda duygusal bir mesele yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Bunun sevmemle sevmememle ne alakası var? Bakın başsavcım, bu sizin için bir iş, benim için bir nefret. Sonuçta bu adam kötü bir adam. Siz ona suçlu deyin, ben hain. Peki olsun. Araştıracağım bakalım ne varmış. Sen gidiyor musun partiye? Bilmem. Gitmeyi düşünüyorum sanırım. Bakalım. Belki bir sürpriz yaparım Sencer Efendi'ye. Pardon. İzninizle.
Alo. Babacığım sen hala çıkmadın mı? Birkaç ufak işim daha var. Sen de çok meşgulsün anlaşılan. E kolay değil koca partiyi organize etmek. Haklısın. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Yarın geceyi düşündükçe çok heyecanlanıyorum. Sen hiç merak etme babacığım. Harika olacak her şey. Yarın gece saat 21'de sahnede herkese Sencer'in ne kadar büyük bir adam olduğunu hatırlatacağım. Hadi ben şu listeyi bitireyim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kaynakçın neyim mi? Karadeniz'de gemilerim mi ben? Senin için ne yapabilirim? Yapıyorsun zaten. Ne yapıyorum? Ne zaman canım sıkılsa yanımdasın. Çok iyi bir dostsun. Ne güzel. En iyi dost kim diye sorsalar benim tabii ki. Dostun kralı kim ben? Benden daha dost birisini bulamazsın. Sanırım sana iyi gelecek bir yer biliyorum. Seni oraya götüreceğim. Canım ablam benim. Ben sana inanmaz olur muyum hiç? Ben senin hislerine de, duygularına da inanıyorum ablacığım benim. Sadece hastaneden yeni çıktım bak. Yorulmanı da, üzülmeni de istemiyorum senin. Ben yorulduğum için fenalaşmadım. Bunun başka bir sebebi vardı. Neymiş ablacığım o sebep? O gece hastalanmamın sebebi Yiğit'in bana söylediği bir şeyden dolayıydı. Abla sana Yiğit ne söyledi? Boş ver. Ablacığım, bak lütfen bundan sonra benden hiçbir şey saklamanı istemiyorum. Şimdi lütfen söyler misin Yiğit sana ne dedi? Abla. Önder'i Sencer'in öldürdüğünü söyledi. Ne? Kim? Sus be, sus. Sus sessiz. Abla nasıl böyle bir şey söyler? Ne bileyim ben, söyledi işte. Bilmiyorum. Ay iyice saçmaladı adam ya. İyice saçmaladı, kendinden geçti ya. Tamam, tamam boş ver. Bak bu konuyu kapatalım. Sen de unut lütfen Ceylin, tamam mı? Sen üzülme. Ben iyiyim, tamam. O yüzden rahatsızlandım. Bir şeyim yok. Abla ya. Biz geldik. Aa, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Nedir bu? Ay, sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Ama artık pes ettim ben de. Hadi geçim. Niye canını sıkıyorsun? Yenisini alırız. Yok. Ondan değil de. Ben de eskidim artık. Çaptan düşmüşüm. Eskiden hiçbir motor elimden kurtulmazdı benim be. Ha, neyse. Bu hanım kızımız kim? Merhaba. Merhaba. Nehir. Nehir benim arkadaşım ve beraber çalışıyoruz. Öyle mi? Hoş geldin güzel kızım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Nasıl olalım işte gördüğün gibi. Evlat, seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii dedeciğim. Hadi. Kusura bakma. Sorun yok. Hemen geliyorum. Tamam, tamam ben buradayım. Ne oldu? Yiğit'le konuştun mu evlat? Sedat'la ilişki kurabilecek mi? Evet konuştum dedi. Çok teşekkür etti. Thank you.
Bu arada Sencer cephesinde şov devam ediyor. Yarın geceye parti düzenliyor. Basın, iş dünyasının önemli insanları, bir sürü insanı davet etmiş. Bir de ben anlamıyorum, nasıl oluyor? Bu adam daha yeni çıkmadı mı içeriden? Bak Oğuz, Sencer eğer bir şey yapıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. O kadar insanı boşuna çağırmaz oluyor. Sen dikkatli ol. Ben çocukluğumdan beri gemi motorlarıyla uğraşırım. Şimdi görünce bir deneyeyim dedim. Oldu herhalde. Eski bir motor. Ama şimdi yenilerine taş çıkartır. Evet, bu eski emektarlardan. Ama o da benim gibi yaşlandı artık. Çok uğraştım ama beceremedim. Eline sağlık kızım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dede aslında yani... Şşt! Sus! Sesini çıkarma. Kızım... Bir kere daha çalıştırsana, dinleyelim sesini ha? Tabii tabii. Harika! Dedeciğim. Böyle güzel ve yetenekli bir kızın hocası ben olunca tabii ki. Hadi oradan sus şımarık. Kızım bak ne diyeceğim. Benim birkaç emektar motor daha var. Arada bir gelsen de onlara el atsan. Onlar da sayende nefes alsa olur mu? Ne zaman isterseniz. Sağ ol güzel kızım. O zaman şimdi birer güzel demli çayı hak ettik ha. Ben demlemiştim. Şimdi dökeyim gelin. Çık şuna. Pınar, hadi abine bir çay koy bakayım. Tamam abi. Ben şimdi anne çekirdek mekirdek bir şey yok mu ya? Diziliğe gider. Mutfakta var. Tam Pınar, çekirdek de getir be gülüm. Bağırma kulağımın dibinde. Niye kimse konuşmuyor ya? Nehir nerede? Sinirlendi, çıktı kız tabii. Sizinle uğraşmaktan bıktı, ne yapsın? Ya anne ne yapmışız biz Allah aşkına ya? Her şeyi büyütmek de üstüne yok ablamın. Ne oluyor ya? Senin haberin yok tabii. Sema Hanım bugün dershaneye gitmemiş. Nehir de bunu öğrendi, fıttırdı. Yani kusura bakma ama sen de kaşınmışsın Sema. Bunu sen mi söylüyorsun? Sen onu bunu bırak da dershaneye gitmeyip ne yaptın sen? Anlatsana Sema Hanım. Sağ ol. Bütün gün nerelerde sürttüğünü söylesene abine. Ya siz benimle uğraşmayı bırakın da azıcık Nehir'e bakın. Sema nerede, Sema kimle, Sema ne yapıyor derken sizin o mükemmel, akıllı, ahlaklı, zeki kızınız Nehir'i ne atlar karıştırdığından haberiniz yok tabii. Sizin o mükemmel Nehir'iniz iki adamı aynı anda idare ediyor. Haberiniz var mı sizin? Güya Alper'le sevgili ama Oğuz'un da dibinden ayrılmıyor. Sürekli birlikteler. Sizin dünyadan haberiniz yok. Varsa yoksa Sema. Düzgün konuş ablan hakkında. Deden çok tatlıymış. Öyle. Tadından yenmez. Dedemin değeri benim için çok büyük Nehir. Yıllarca bana annelik babalık etti. Onun sayesinde geldim bugünlere. Ailen peki? Özür dilerim. Ben patavatsızlık yapmak istemezdim. Seni üzmek istemedim gerçekten. Boşver. Önemli değil. Ben bebekken
İkisi bir trafik kazasında vefat etmişler. Annemi de babamı da hiç görmedim ben. Özür dilerim. Durduk yere böyle bir şey sorarak seni üzdüm. Beni dedem büyüttü. O yüzden aramızdaki ilişki biraz farklıdır. Yani dede torun gibi değil de daha çok baba oğul gibi olduk biz. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Annemin de babamın da yüzünü hiç görmedim ben. Kime benzediğimi bilmiyorum. Anneme mi benziyorum, babama mı? Fotoğrafı falan da mı yok onun? Neden bazen huysuz bir ihtiyar olabiliyor? Annem de babamın onu terk ettiğini düşünüyor. O yüzden onları hiç affetmemiş. Arkalarından hiç hatıra bırakmamış, bütün fotoğrafları yakmış. Anladım. Yani onlar hakkında pek bir şey bilmiyorsun. Aslında bir şey biliyorum. Benim annem de kaynakçıymış. Aynı senin gibi. Daha gelmene gerek yoktu hiç. Hayır, eve girdiğini görmeden bir yere gitmiyorum. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? Ulaşım hizmetlerimiz her zaman emrinize amadedir. Sadece onun için değil. Niçin peki? Hep yanımda olduğun için. Bugün sana o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Bana çok iyi geldin. Her zamanki gibi. Her ihtiyacın olduğunda yanında olabiliyorsam ve mutlu edebiliyorsam esas ben teşekkür etmeliyim sana. Gülüşünü benimle paylaştığın ve mutluluğuna ortak ettiğin için. İyi geceler. İyi geceler. Eve gidince haber ver. Sen yatmadın mı hala? Yatmadım. Kız kardeşimi bekledim. Bana abilik taslama. Neredeydin sen? Neredeydin sen? Neredeydin? Sana hesap mı vereceğim? Biz sana her anımızın, her hareketimizin hesabını veriyoruz ya. Nasılmış Nehir Hanım? Onunla o aynı şey değil. Konuyu saptırma. Kimdi o adam? Hangi adam? Kapının önünde fingirdeştiğin, uzun boylu, yakışıklı olan. Sinan doğru konuş. Oğuz benim arkadaşım. Ya ne güzel arkadaş be. Allah herkese böyle arkadaşlık nasip etsin. Haddini aşıyorsun sen. Haddini aşan biri varsa sensin Nehir. Ya Alper'le sevgiliyim diyorsun. Getiriyorsun biz de tanıştırıyorsun burada ailenle. Ondan sonra gecenin bir yarısı elin herifi seni kapının önüne bırakıyor. Ya ne söylememi bekliyorsun benim sana? Onunla aynı şey değil. Saçmalama lütfen. Ya kusura bakma da. Her gün bize ahlak dersi veriyorsun ama sen ahlaktan nasibini alamamışsın nasibini. Sinan sus artık yeter. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Senin bu mükemmel kızını gecenin bir arası elin herifleri kapının önüne bırakıyor. Haberin var mı anneciğim? Düzgün konuş. Ne düzgün konuş?
Aynısını Sema yapsa ne olurdu? Ha? Sandalyeler havada uçuşuyordu şimdi, sandalyeler. Ya Sema gelecek şimdi, gecenin bir arasında elini herifi kapının önüne bırakacak ha? Ya en başta senin bu kızın ortalığı kaldırırdı be. Ya kız bugün bir dershaneye gitmedi, neler yaptınız? Ayıp be. Sinan, yeter. Yeter, sus. Odana git, bu konu burada kapansın Sinan. Hadi. Yürü git. Allah Allah. Tamam, üzülme Sinan işte. Konuşur konuşur unutur, boş ver. Yoruldum anne artık gerçekten. Her şeyle baş etmekten o kadar çok yoruldum ki. Biliyorum kızım, biliyorum da. Bunları kafamıza takarak yaşayamayız ki. Anne tamam da dediklerini duymadın mı bana? İyice haddini aştı bu çocuk ya. Hayır, saygı falan hiçbir şey kalmadı zaten. Kim bu bahsettiği adam? Elin adamı falan diyor hani. Oğuz. Oğuz kim? Oğuz benim çocukluk arkadaşım. Aynı okuldaydık. Ya hatırlasana Dilara, Alper, ben, Oğuz. Yıllar sonra yeni yolumuz kesişti. Hem Oğuz şu an şirketin denetmeni. Bazen bana tasarım dersi de veriyor. Bahsetmiştin. Hani bazen onunla çalıştığını söylediğin Oğuz. Senin çocukluk arkadaşın Oğuz mu? Ay canım. Nehir, yani bu saatte seni eve bıraktıysa demek ki bu çocuk seni çok önemsiyor. Aman anne ya. Ne aman anne ya? Anneler anlar kızım. Hele bu zamanda. Adam kapıya kadar gelmiş. Yani Oğuz ne zaman ihtiyacım olsa yanımda oluyor. Ama bugün moralim bozuktu işte. Onunla görüştüm, dertleştik, iyi geldi. Ne zaman ihtiyacın olsa yanında oluyor. Anne. Tamam, Oğuz beni mutlu ediyor. Hep bana destek oluyor. Biraz fazla üstüme düşüyor. Hatta bir gün itiraf etti. Yani benden hoşlandığını da söyledi. Ama işte biliyorsun, ben Alper'i çok seviyorum. O yüzden gözüm başkasını görmüyor. Aferin Nehir, aferin kızım. Sana değer veren, senin yanında olan, seni mutlu etmeyi bilen, sana aşık adamı görmezden gel. Seni mutsuz eden, terk eden adamı sev. Aferin sana kızım, aferin. Anne ne yapayım? Kalbime söz geçiremiyorum. Tamam ben de mutlu olmak istiyorum ama olmuyor bir türlü işte. Hani kendin edip kendin buluyorsun. İstesen çok mutlu olursun kızım. Yani seni seven adamı tercih etmek varken seni terk eden adamı kalbinde tutuyorsun. Alper seni terk edip gitmedi mi? Gitti. Anne. Ben Alper'i hala çok seviyorum. Lütfen buna saygı duy. Efendim, bu dosyada bütün detaylar mevcut. Ver bakalım. Yiğit eskiden beri duygusal bir çocuktu. Kim bilir, belki de gerçekleri göremeyecek noktaya geldi. Biz de öyle düşünüyoruz efendim. Bu arada Sencer Bey akşamki partiye gelmenizden çok memnun olacaktır. Önemli davet etti. Gelmenizi istiyor. Bilmem, belki geliriz. Belli mi olur? Kolay gelsin başsavcım. Gel Alper, gel. Buyurun, her şey burada. Nedir bu? Zorla ifade. İfadeyi geri aldırtma. Tehdit. İma yoluyla ifadelere müdahale. Evrak değişiklikleri. Alper. Şimdi elime düştün Alper. Özellikle orada Saffet diye birinin davası var. O davada ne olmuş demiş, ben bile anlamadım. Peki Hakan, çok sağ ol. Merhaba Yiğit. Nasılsın?
Ne istiyorsun Sencer? Ne düşünüyorum biliyor musun? Fazla gerginsin. Şöyle biraz gevşesen senin için çok iyi olacak. Sencer, hiç boş vaktim yok. Sen o etrafındaki gençlerle geyik muhabbetini yap. Bak, Alper'i de gönderdik sana. Çağır yanına, boş boş muhabbet edin. Şimdi ona da mı düşman oldun? Benim yanıma gelen herkesten nefret ediyorsun. Belki sen de benimle birlikte çalışsan ne kadar iyi bir patron olduğumu görürsün. Seninle telefonda daha fazla konuşmayacak kadar akla ve tecrübeye sahibim ben. O yüzden beni doldurup konuşturmaya çalışma. Nefesini boşuna tüketme. Yo, hayır. Seni konuşturmak istemiyorum. Hatırlar mısın? Sorguda bana gün yüzünü göremeyeceğimi söylemiştin. Şu an ofisimde pencereden gökyüzüne bakıyorum ve çok mutluyum. Çok alışma mutluluğa. Mutluluk çok güzel bir şey. Bunu herkesle paylaşmak istiyorum. O yüzden bu gece bir parti düzenliyoruz. Mutluluğumuzu herkese göstereceğiz. Sen de bu anımızda bizimle birlikte olmak ister misin Yiğit? Afiyet olsun. Bırak ben toplanım kızım. Hadi sen git akşam için hazırla hadi. Ne varmış ki akşama? Nehir'in şirketi bir parti düzenliyormuş. Anneciğim ben gitmeyeceğim. Ne demek gitmeyeceğim? Gideceksin efendim. Eğlenmek senin de hakkın. Hem o parti senin şirketinin partisi. Orada olmak zorundasın. Ablacığım git işte. Ne kadar güzel. Zorlamayın kızı ya. Gitmek istemiyorsa gitmesin yani. Gerekirse ben gider temsil ederim onu. Aman sen bir sus. Sema, hayırdır kız? Parti var diyorlar sesin çıkmıyor. Tövbe mi ettin? Ben doydum. Zevzek. Ceylin. Efendim abla? Hastaneye gidiyorsun değil mi canım? Ha yok ablacığım birazcık işim var şimdi. Dilara'ya parti için yardım etmeye gidiyorum. Ya zaten Mine de henüz aramadı beni. Sen şu işin peşini bırakma. Dilara ilgilenir gece işiyle merak etme sen. Ben bir mekana bakayım oradan hemen hastaneye gideceğim tamam mı ablacığım? Tamam. Neden çağırmadın? Nereye? Bu ara oyun oynama, akşama parti varmış. Parti falan değil Sema. Babamın iş hayatındaki dostlarına verdiği bir davet sadece. Senin ne işin var orada? Nehir babanın iş arkadaşı mı? Uzatma Sema, canımı sıkıyorsun. Canını sıkıyorum, öyle mi Bora Bey? Otelde öyle demiyordun ama. Pardon, bakar mısınız? Nehir Yıldırım'ın evi burası mı? Evet. Ablam burada oturuyor. Bir kargonuz vardı da imza alacaktım. Şöyle. Teşekkürler. İyi. Kızım bırak dedim ya ben toplarım tamam. Anneciğim 5 dakikada hallederiz birlikte. Sana geldi. Bana mı? Atsana. Kaynakçı, bu gecenin en güzel kadını olacak. Kimden bu? Oğuz. Ay çok güzel.
gereken de güzelmiş. Teşekkürler. Çiçeklerimiz de bunlar olacak bu arada. Tolga, güvenlik işlerine karışmıyorum. O iş sende. Evet. Bizim ekip dışında özel firmalardan destek aldım. Tamam. Onları ilk girişe koyarsın. Sibel Hanım, basın bu girişten geçmesin lütfen. Peki Alper Bey. Partiyi ben organize ediyorum sanıyordum Alper Bey. Tabii ki de sen organize ediyorsun. Sadece ben güvenlik işleriyle ilgileniyorum. Bence burası yeterince güvenli. Bu arada kaporada problem mi olmuş? Sözleşmeyi imzalayamıyoruz. Ne oldu? Halloldu mu peki? Oldu oldu. Bir saate hesaba para çıkacak. O zaman sözleşme yaparız. Niye böyle oldu şimdi ya? Oluyor işte böyle şeyler organizasyonda Bilal'cim. Takılma. Efendim abla. Bugün de herkes gergin. Biri hariç. Yolunda mı her şey? Yolunda Bora Bey. Dilara Hanım. Bakar mısınız? Tabii. Çabuk yükseldin. Öyle bir derdim yok Bora. Aa, tabii canım. Sen ve baban hiç plan yapmazsınız zaten. Bırak benimle uğraşmayı. Düşmanlarımız aynı. Gel birlikte onları yenelim. Bak sen şuradan bana bir su getir. Sonra düşünürüz birlik olmaya. Aradım diyorum sana çıkmadan bak. Tamam anladım. Tamam şimdi tekrar ediyorum. Bay bay. Şeyin Hanım. Tamam. Sözleşme hazırlandı. İmzalayabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Efendim. Benim buyurun. Çıktı mı DNA raporu? Tamam. Tamam ben hemen birisini yolluyorum. Efendim Ceylin Hanım. Şimdi bak seni bir hastaneye yönlendireceğim tamam mı? Orada bir rapor çıktı. O raporu alıp hemen eve götürüyorsun. Yarın alsam olmaz mı acaba? Celil Efendi, hemen gidiyorsun ve o raporu alıp ablama götürüyorsun tamam mı? Tamam, anladım. Ozan, burada Alper'in dosyalarındaki usulsüzlükler var. Hepsinin aslı bende. Hemen işleme koyun. Ekip çağırmamı ister misiniz? Yok. Akşam alırız. Siz kaçacağından şüphelenmiyorsanız. Ne kaçması Ozan? Ne kaçması? Sencer Bey'le parti yaparken alırız Alper Bey'i. Peki efendim siz bilirsiniz. Saat 9'da orada olalım. Davet 7'de başlıyormuş. Emredersiniz efendim. Kaynakçı. Neden böyle bir şey yaptın? Çok mahcup ettin beni. İçimden geldi. Hem bu gecenin en güzel kadını olmanı istiyorum. Emin değilim. Ama ben gelmesem daha iyi olur sanki. Ama benim çok güzelsin bak. Hem bu gece çok güzel ve senin orada olman lazım. Ben biraz daha düşünsem olur mu? Peki. Düşün bakalım kaynakçı. Ama unutma ben orada olacağım. Ve gözlerim hep kapıda olacak. Sen girene kadar. Thank you.
Dedem. Akşam gelecek misin? Geriye. Parti var dedim ya, Sencer Aytekin'in partisi. Benim ne işim var orada be oğlum? Bence sen de gelmelisin. Çok bomba patlayacakmış gibi geliyor bana. Nereden biliyorsun? Hissettim dede. Hem senin açtığın yoldan büyük aşama kaydetmiştir Savcı Yiğit. Bu gece rahat duracağını hiç zannetmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Sen onu boş ver de, senin kız geliyor mu? Benim? Ben senin göz bebeklerindeki ifadeyi çok iyi bilirim. Boş ver de, geliyor mu gelmiyor mu onu söyle. Bilmem, gelmeyeceğim dedi ama. Umut fakirin ekmeğidir oğlum. Dosyayı verdin mi? Davet ettin mi partiye? Evet Sencer Bey. Ama gelecek bir tipe benzemiyor. Hiç belli olmaz. Bütün hazırlıklar bitti mi? Evet. Hazırız Sencer Bey. Bir aksilik çıkmasın. Bu gece çok önemli bir gece. Çok titiz hazırlandık Sencer Bey. Dilara olayın başında. Ceylin Hanım sabahtan beri orada. Ben ve ekibim bütün güvenlik önlemlerini aldık. Tolga Bey ekstradan ekip getiriyor. Sibel Hanım da basın durumunu halletti. Yani iyi durumdayız anlayacağınız. Bora nerede? Bilmiyorum efendim. Sanırım dinleniyor. Anladım. Hadi sen hazırlıklara devam et. Emredersiniz. Alper. Yiğit'in dosyasında bir eksiklik yok değil mi? Bak hata kaldırmaz bu iş. Dosyayı birkaç kez inceledim. İnanın bana, o dosya onu bitirir. Merhaba. Merhaba. Beni Ceylin Hanım gönderdi. Ceylin? Mine Hanım'ın arkadaşı. Bir rapor varmış galiba. Tamam, şu DNA testi hemen getiriyorum. Nerede kaldın Ceylin? Saat kaç oldu? Abla rapor çıktı. Ne diyorsun? Nerede, nerede? Ay hemen alsın getirsin diye Celil Efendi'yi gönderdim. Celil Efendi mi? Celil Efendi'yi niye karıştırdın bu işe Ceylin? Abla benden daha çabuk gider alır gelir diye. Ben çıksam yetişemezdim. Hatta alıp çıkmıştır, yoldadır şu anda. Ara, ara, ara. Hadi ara şunu, ara. Mine Hanım çok selam söyledi. Kutladığımı söylersin dedi. Siz de artık Ceylin Hanım'a iletirsiniz. Tabii söylerim. Kolay gelsin. Sağ olun. Abla herhalde araba kullanıyor. Açmıyor telefonunu. Hadi ne olur gel şöyle sakin bir şekilde otur biraz lütfen. Ceylin yeter! Yeter! Ya ben deli değilim. Ne olur beni sakinleştirmeye çalışma. Benim 25 yıl önce 1 yaşında çocuğumu çaldılar. Ve onun öldüğüne inandırmaya çalıştılar. Ve o rapor şu anda Celil Efendi'nin elinde. Kızımın yaşayıp yaşamadığı orada yazıyor. Lütfen bu
olgun ayaklarını bırak, bana sonucu öğren. Arkadaşını mı arıyorsun, Celil Efendi'yi buluyorsun? Ne yapıyorsan yap ama bir şeyler yap, o kadar. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılır mı? Lütfen, daha sonra tekrar. Ablam, Mine'nin telefonu da kapalı. Ara şu Celil'i, ara. Hadi. Abla dur, hastane numarasını buldum. Onu arayacağım şimdi. Alo, buyurun. Alo. Ha, merhaba, Celil'im ben. Doktor Mine Hanım'la görüşebilir miyim lütfen? Ya cep telefonu çekmiyor da ben arkadaşıyım. Kendisine özel bir şey iletmem gerekiyor ve çok acil. Odasına bağlar mısınız lütfen? Bekleyin lütfen. Asistanına bağlıyorum efendim. Teşekkür ederim. Ne bekliyorsun Celil, ne bekliyoruz? Ya abla, Mine'nin odasına bağlıyorlar. Cep telefonundan arıyorum, açmıyor. Celil de cevap vermiyor. Ne yapacağımı şaşırdım artık ben de. Oy. Merhaba, Ceylin ben. Doktor Mine Hanım'la görüşebilir miyim? Arkadaşıyım ben. Cep telefonu çekmiyor da kendisine çok acil bir şey iletmem gerekiyor. Mine Hanım şu anda müsait değil. Ameliyata girdi efendim. Ne zaman çıkar peki? Bilemiyorum. Uzun sürebilir. Anladım. Teşekkür ederim. Aradığımı iletir misiniz lütfen? Abla, Mine ameliyata girmiş. Bak, Celil gelir birazdan, tamam mı? Kolay gelsin. Kadir'e bakmıştım ben ama. Ne yapacaksın Kadir abi? Bir işimiz vardı. Ben onun eski tanıdığıyım. Celil ben, Celil. Görse beni hatırlar. Gel benimle. Kadir abi. Ne istiyorsun lan? Abi biri var, seninle görüşmek istiyor. Sen çekil. Kadir. Konuşmamız lazım. Hemen. Aynısını istiyorum.
Sonuçları değiştir ve hemen ver. Hemen olmaz bu işler. Yarın hallederiz. Yarın olmaz Kadir. Bana bu akşam lazım. Celil, Harvard diploması bile yapıyorum ben. Bu işler zaman alır. Öyle hemen olmaz. Kadir, zamanım yok. Akşama kadar bunu yapman lazım, tamam mı? Ölüm kalım meselesi. Celil, bu sana pahalıya patlar. Dediğin gibi olsun. Sıkıntı yok. Ne istiyorsun? Nehir'i görmek istemiştim aslında. Göremezsin efendim. Oğlum laftan anlamıyor musun sen? Sizin birlikteliğiniz zarar veriyor her şeye. En başta da Nehir'e. Yeter artık onu üzdü. Bir dargın, bir barışık. Ne bu böyle çocuk oyuncağı mı? Bırak git şu kızı kendi yoluna. Bırak git ki onun da senin de önünüz açılsın. Hadi. Rahat bırak ailem artık. Celil Efendi, ya neredesin sen? Çabuk olsun diye seni gönderdim, ortalarda yoksun. Yoldayım efendim ama kusura bakmayın. Sencer Bey de bir şeyler istedi parti için, onları da aldım. Ama dediğim gibi, yoldayım. Tamam Celil Efendi, tamam. Hadi hızlı ol, çabuk ol, bir şeyler yap. Ne oldu? Ya eniştem de bir şeyler istemiş, abla yoldaymış, ondan geç kalmış. Ya ne diyeceğim ben? Hadi bak partiye geç kalacağız, hazırlansak mı? Tamam. Tamam olur. O zaman Celil Efendi direkt oraya getirsin. Hem hemen çıkarır açıklarız. Tamam ablacığım. Hadi sen hazırlanmaya başla ben de geliyorum. Tamam. Hadi ablacığım. Ne yapıyorsun kızım? Anne ya. Gitsem mi emin değilim. Ne yapmalıyım sence? Elbette gitmelisin Nehir. Bak arkadaşın gitme ne kadar istiyor ki tam da o geceye uygun bir kıyafet göndermiş sana. Ama tek kıyafetle olmuyor ki. Daha ne olsun? Neyin eksik başka? Oradaki herkes kadar hak ediyorsun sen de. Hadi git de endamını göster oradaki millete. Thank you.
gerçekten şaşırttın Oğuz. Neye şaşırıyorsun? Hem gelmene hem de adam gibi gelmene. Aslında gayet resmi bir adamım. Sadece dışarı çaktırdım. Tabii, protokol uzmanı. Fena sayılmam. Oo, Amerikalı da gelmiş. Sen oradan alışkınsındır böyle partilere ha? Yok, aslında orada pek böyle olmuyor. Nasıl oluyor? Parti sahibinin çocuğu her taraf benimmiş gibi dolaşmıyor etrafta mesela. Sen bu esprileri kendin mi yapıyorsun yoksa birinden yardım falan mı alıyorsun? Arkadaş yardım almadan bir şey yapamıyor da. Çocukluğumuzdan beri değişmeyen tek şey sizin hala çocuk olmanız. Efendim beni çağırtmışsınız. Aşağısı ne durumda? Konuklar gelmeye başladı efendim. Şu an bir sorun yok. Güzel. Çıkabilirsin. Hayatım. Sencer, ben bir Ceylin'e bakıp geleceğim, tamam mı? Tamam canım. Sen bir bak. Atmosfer nasıl? Herkesin keyfi yerinde mi? Bakarım canım, merak etme. Durum nedir? Güzel. Bekliyorum. Saat tam 9'da. Ben de sana geliyordum. Konuştum mu adamla? Abla vallahi aradım, konuştum. Ya trafikteyim diyor, ya yoldayım diyor. Kıyafetimi giydim diyor. Sürekli bir şey söylüyor. Ah Ceylin. O adam dalgın, dağınık bir adamdır. Ya böyle bir iş Celil Efendi'ye verilir mi hiç? Ama ben nereden bileyim, bu kadarını tahmin edemedim ki. Ne söylesen haklısın. Neyse, önemli değil zaten. Gerçi bunların hepsi formalite. Siz o kağıt parçasına bakarsınız, ben onun gözlerine. O bana yeter. Rapor gelse de gelmese de ben buraya çıkacağım. Onun benim kızım olduğunu haykıracağım. Ne o? Beklediğin biri mi var? Yok, öyle bakınıyorum. Kapıdan gözünü alamadın da. Nehir'i mi bekliyorsun, Alper'i mi? Kız gelemez bence. Ama Alper gelir. Bu fırsatı hiç kaçırmaz o. Ama kızı biraz korkutur böyle ortamlar. İyi geceler. Hoş geldin Alper. Sen odamdaki viskiyi mi içtin? Bora. Bu küçükken de böyleydi. Kendi kendine espri yapar gülerdi. O müştemilattan fazla ses çıkmaya başladı. Biri uyarsa da biraz sesini kıssak. Siz üçünüz küçüklüğümüzden beri hiç değişmediniz. Ben en iyisi sizi yalnız bırakayım. Dosyaları hemen götür. Emredersiniz. Saat kaç Ozan? Saat 8 efendim. Ekipler hazır mı? Son kontrolleri yapıyorlar. Hazır olunca haber vereceğim. Peki. Aşağıdaki adamların sağlam değil mi? Oraya en iyi adamlarımızı yerleştirdim Sencer Bey. Güzel. Çünkü tam zamanında haber vermeleri gerekiyor. Bir dalgınlık yaparlarsa plan suya düşer. Hiç merak etmeyin Sencer Bey. Ben de orada olacağım zaten. Babacığım. İzninizle. İnmiyor musun aşağıya? Birazdan ineceğim. Biliyorsun planımız 9'a göreydi. O kadar da dakik olmak zorunda değilsin. Olsun. Plan plandır.
Oğlum kapıya kilitlendiniz iyice. Gelmeyecek demek ki. Eğlenmenize bakın. Yarın akşam çay bahçesine gidersiniz. Nehir'cim, hoş geldin. Harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Gel bizim masaya geçelim. Bizim ekibi aynı masaya topladım. Ve yıllar bizi ayıramadı. Oğuz anlat bakalım. Ne oldu da böyle efendi efendi geldin? Her zamanki aynı. Ya ne demezsin. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi mi? Aslında ben... Bu dansı bana lütfeder misiniz? Lütfen. Ben çok utanıyorum. Kaynakçı, şu anda şirkette değiliz. Lütfen biraz kendini bana bırakın. Buyurun, davetinizi alın lütfen. Ben Bora Bey'in misafiriyim. Efendim, davetiyi siz alamıyoruz güvenlik gereği. Bora Aytekin'e haber verirseniz alırsınız. Davetiyeniz yok mu? Benim davetiyem Bora Aytekin. Bir saniye efendim. Ulaşın lütfen. Bora Bey, bir misafiriniz var. Kimmiş o? Bence siz konuşun efendim. Sizin konuşmanız daha iyi olur. Tamam. Ne işin var senin burada? Nehir buradaysa benim de burada olmaya hakkım var. Bak git buradan başımı belaya sokma. Bu kadar zaman gönül eğlendiremezsin benimle. Kaç kere söyledim. Sema bak gönül eğlendirmiyorum seninle. Bu gece olmaz. Lütfen git buradan. Ben anlamam. İçeri gireceğiz birlikte. Asu Hanım, her şey hazır mı? Ben hazırım. Her şey hazır. Gecenin onur konuğu Sencer Aytekin. Herkes seni bekliyor. Sen bu odadan çıkmamakta kararlısın. Tamam. İnişim muhteşem olacak. Eminim. Hadi çok bekletme lütfen. Tamam canım. Görüşürüz aşağıda.
Operasyon başladı. Böyle acı çekerken ben senin yanında olmamalıyım. Lütfen artık dur. Nihir'cim izninle. Söylüyorsun. Yaptığım ve yapacağım her şey için senden özür dilerim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Öyle güzel şeyler hak ediyorsun ki. Sana yaşattığım her şey için özür dilerim. Alper, beni korkutuyorsun. Korkma. Ben bu hayatta olduğum sürece sana hiç kimse bir şey yapamaz. Seni çok seviyorum. Tek istediğim bir şey var. O da bizim sevgimizin bize ve çevremize zarar vermemesi. Söylemek istediğim bir şey var. Nedir? Beni affet. Yani. Sema, senin ne işin var burada? Abla, burada tatsızlık çıksın istemezsin değil mi? Evet, ne içiyorsunuz? Abicim, sürpriz oldu. Sizi tanıştırmayacak mısın arkadaşınla? Sema, bu kardeşim Dilara. Dilara, Sema. Çok memnun oldum. O zaman siz keyfinize bakın. Saat de geldi. Ben babama bakayım. Ne yapıyorsun sen? Abla. Babacığım, saatimiz geldi. Hadi bekliyoruz. Değerli dostlarım, sevgili eşim Asu, çocuklarım Bora ve Dilara ile birlikte bu gece sizi misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum.
İş hayatı hepinizin bildiği gibi inişli çıkışlıdır. Ben de bazen iyi, bazen de çok kötü zamanlar geçirdim. Ama her zaman başarıyı hedefledim. Disiplinle, özveriyle çalıştım. İş hayatım boyunca yolumu kesmeye çalışanlar oldu. Hatta bazen beni yok etmeye çaba sarf edenler oldu. Yanımda olan, arkamdan iş çevirenler oldu. Sinsice, tilki gibi. Ama sonuçta ne oldu? Sencer Aytekin'i hiç kimse deviremedi. Ne yalan, ne iftira beni yolumdan çeviremedi. Ta işin başından beri çok iyi biliyordum ki başarı yolu güllerle dolu değildi. Ama ben bu yolda yürümeyi başardım. Mutluluğumu bu gece benimle birlikte paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ve tabii bu yolumu benimle paylaşan, bana destek veren sevgili eşim Asu Aytekin'e teşekkürü büyük bir borç biliyorum. Hayatımın anlamı, biricik eşim, dünyanın en güzel kadını Asu. Bana burada eşlik eder misin lütfen? Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce savcılıktan ayrıldım. Artık ben de Sencer Bey'le çalışıyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor olmadı. Çünkü yuvama geri döndüm. Sonuçta onların elinde büyüdüm. Neyse, konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Aslında sizinle paylaşmak istediğim başka bir konu var. Çocukluk aşkım. İnsanın çocukluk aşkı bir başka oluyor. Aradan yıllar geçse bile her gün görünce hiç unutamıyorsun. Sürekli aklında, hayalinde, fikrinde oluyor. Bir süre önce çok değerli büyüğüm Asu Aytekin bir isteğini dile getirdi. Bu zor şartlar altında beklemek zorunda kaldım. Ama bu düşüncesi beni çok mutlu etmişti. Demek ki kısmet bugüneymiş. Yaşanan onca şeyin ardından ben de kendi düşüncemi özgürce ifade edebilmek istiyorum. Dilara. Ne? Çocukluk aşkım. Benimle evlenir misin?
Alper Günday. Alper Günday. Görevi kötüye kullanmak suçundan seni tutukluyorum. Ne? Yiğit. Yiğit Atakan, asıl ben seni görevi kötüye kullanmaktan tutukluyorum. Ne yapıyorsun? Senin yetkin yok. Bunları sonra konuşuruz. Haksızlık çıkmadan gidelim Yiğit. Salın. Soruşturmama engel oluyorsun. Burada kelepçe takıp götürmek istemiyorum seni. Gidelim. Hikayede yazılmamış parçanın tortusu, şimdiki hayatımda kayıp giden zamanın korkusu, aklımda anılar var, hiç bitmez rüyalar eksik. Söylersen korkarlar. Hissettiğim her zerresi, nefesimin sebebi, kokusu Mayıs çiçeklerinde.